Merhabalar, ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Bugün Donald Henry Gaskins'in hikayesini izleyeceğiz. Ufacık bir adam düşünün. Bu ufacık adam o kadar ciddi suçlar işledi ki adı tüm Amerika'nın basınında yer alıyordu. 1970'li yılların başından başlayarak ortasına kadar inanılmaz bir şiddet gösterisi sergiledi. Bir zaman sonra artık cinsiyet ayırt etmiyordu. Ufacık bir adam bu kadar güçlü nasıl olabilir? Donald Henry Gaskins, 31 Mart 1933 günü Güney Carolina'da bulunan küçük bir kasaba olan Florence'ta dünyaya geldi. Doğduğunda babası yoktu. Annesi kendisiyle evlenmek istemeyen bir adama hamile kalmıştı. Terk edilince de oğluyla baş başa kaldı. Donald zayıf, çelimsiz bir çocuktu. Ufak tefek bir yapısı vardı. Anne Maria evini geçindirebilmek için seks işçiliği yapıyordu. Eve sürekli farklı erkekler girip çıkıyordu. Donald böyle bir ortamda büyüyordu. Bir süre sonra Maria, Donald 10 yaşındayken bir sevgilisiyle evlenme kararı aldı. Evlendikten sonra artık soyadı Gaskins olacaktı. Eve yeni gelen üvey babanın 4 de çocuğu vardı. Adam son derece sertti. Kendi çocukları dahil evdeki herkesi dayakla terbiye ediyordu. Donald üvey babasından sadece şiddet görüyordu. Durum okulda da farklı değildi. Hayatı kavga dövüşle geçiyordu. Öğretmenlerinden sürekli dayak yiyor, okulda her gün kavga ediyordu. Kızlarla hiç anlaşamıyordu. 11 yaşına geldiğinde artık burada daha fazla duramayacağını anlayınca okuldan ayrıldı. Küçük yaşlarda bir motorcunun yanında çırak olarak çalışmaya başladı. Bu işi sevmişti. Çabuk alışmıştı. Ayrıca birlikte çalıştığı, çok iyi anlaştığı Danny ve Marsh adında iki de arkadaşı vardı. Üç kafadar kendilerine belalı üçler diyordu. Sürekli birlikte yaramazlıklar yapıyorlardı. Kısa süre sonra yaramazlıklar ciddi suçlara dönüşmeye başladı. Kendilerinden güçsüzleri köşeye sıkıştırıp paralarını gasp ediyorlardı. Resmen bir çete olmuşlardı. Aldıkları paraları da alkole yatırıyorlardı. Çocuklar büyüdükçe suçun boyutu da büyüyordu. Deni'nin babası eski bir hırsızdı. Belalı üçlere nasıl hırsızlık yapacaklarını anlatıyordu. Yeni taktiklerle daha fazla para kazanmaya başladılar. Yaşları ehliyet almaya yetmese bile biriktirdikleri paralarla hurda bir araba almayı da başardılar. Şimdi farklı yerlere gidip hırsızlık yapıyorlardı. Artık etrafa açılıyorlardı. Çetenin işlediği suçlar hırsızlıkla da kalmıyordu. İşleri daha da ileriye götürmüşlerdi. Kendilerinden küçüklere cinsel saldırıda bulunmaya başladılar. Hatta bir keresinde Marsh'ın 9 yaşındaki kız kardeşine de topluca saldırdılar. Kız tabii ki hemen büyüklerine çeteyi şikayet etti. Danny babası sayesinde kurtulsa da Marsh ve Donald büyükler tarafından cezalandırıldılar. Bir ahıra bağlanarak kırbaç cezası almışlardı. Bu iğrenç olaydan sonra belalı üçler ayrıldılar. Marsh ve Danny başka bölgeye taşınmışlardı. Ufak tefek insanlara PV lakabı takılıyordu. Donald da bu isimle tanınıyordu. PV Donald tek başına kalmıştı. Tek başına kalması onun suç dünyasından uzaklaşacağı anlamına gelmiyordu. Hırsızlıkları tek başına yapıyordu. Yine bir gün hırsızlık için girdiği bir evde okuldan tanıdığı kızla karşılaştı. Kız şöminenin yanında duran baltayla PV'ye saldırmaya başladı. Donald bir süre kaçtıktan sonra kızla mücadele etmeye karar verip elinden baltayı almayı başardı. Öyle sert darbeler vuruyordu ki sonunda kızın kafasında bir yarık açıldı. Bunu görünce de hemen olay yerinden uzaklaştı. Kız şans eseri yaşıyordu. Polislere verdiği ifadede Donald Henry Gaskins'in adı geçiyordu. Ölümcül silahla saldırı suçundan 18 yaşına kadar kalmak üzere ıslah evine kapatılmasına karar verildi. Donald Henry kapatılanların çalıştırılıp topluma yeniden kazandırıldığı bir ıslah evine gelmişti. Ama orada ceza çeken hiç kimse topluma yeniden kazandırılamazdı. Çünkü içerisi cehennem gibiydi. Donald daha girdiği anda cinsel saldırıya uğradı. Kendisinden büyüklerden sürekli saldırıya uğrayınca kaldığı koğuşun liderine sığınmak zorunda kaldı. Yani liderin her istediğini yapacak, onu cinsel anlamda eşi olacaktı. Yaşadığı şeyler yüzünden burada duramayacağını anlamıştı bile. Kaçma planlarını hemen yapmaya koyuldu. İçeriye girdikten bir yıl sonra kaçmayı başarsa da ertesi gün yakalandı.
Asılah evine götürülürken bindirildiği araçtan atlayarak yeniden kaçtı. Bir hafta gizlice saklandıktan sonra bölge şerifi tarafından yakalanarak ıslah evine teslim edildi. Kaçma girişimleri ona sert cezalar getirmişti. Ağır koşullarda çalışıyor, her akşam kırbaçlanıyordu. Tam 30 gün boyunca süren cezası bittiğinde koğuşuna liderinin yanına dönmek zorunda kaldı. Hiç bitmeyecek cezası devam ediyordu. Donald Henry cehennemden bir kez daha kaçmaya karar verdi. Bu kez 6 gün boyunca saklanabilmişti. Sonu yeniden yakalanmak oldu. Cezası daha da artmıştı. 4 ay boyunca aynı cezaya çarptırıldı. Cezası biter bitmez yeniden kaçtı. Annesinin bir akrabasının yanına sığınarak yetkililerden uzak durmaya çalışıyordu. Ama yanına geldiği akrabası kanunla başının belaya girmemesi için PV'yi polislere ihbar etti. Yeniden ıslah evi ve yeniden cezalar. Bu cezası en ağır olanıydı. Yediği dayaklar yüzünden bilincini kaybedince hastaneye yatırıldı. Burada psikiyatri biriminde incelenince akıl hastası değildir raporu alarak tekrar cehenneme döndü. Donald artık büyüyordu, bu yüzden ıslah evinde saldırı olayları azalmıştı. 1950 yılında 17 yaşındayken ıslah evinin kıdemli bir mahkumuydu. Serbest kalmasına bir yıl kala dayanamayarak son kez kaçtı. Yeni geldiği kasabada gezici bir karnavalda iş bulmayı başardı. Buradayken kendisinden 4 yaş küçük bir kızla evlenmeye karar verdi. Eşi bir yıl kalan cezasını tamamlamasını istiyordu. Sürekli kaçarak yaşanmazdı. Donald eşini dinleyerek evlendikten sonra gidip polislere teslim oldu. Sessiz sakin bir şekilde cezasını tamamlayarak 18 yaşında gerçekten serbest kaldı. Donald Henry Gaskins serbest kaldıktan sonra eşiyle birlikte yaşamaya başladı. Bazı işlerde kısa süreli çalıştı. En uzun çalıştığı yer bir tütün imalathanesiydi. Buradayken ıslah evinden bir arkadaşıyla birlikte çalışıyordu. Donald'ın kafası hep kısa yoldan para kazanmaya basıyordu. Zaman içerisinde aklına eğer imalathane yanarsa alınacak sigorta parası geldi. Patron bunu duyunca kazandığından daha çok para elde edebileceğinin farkına vardı. Donald ve arkadaşının imalathaneyi ateşe vermesine izin verdi. Sonra sigortadan parasını alıp suç ortaklarının payını dağıttı. Artık Donald Henry'nin yeni mesleği buydu. Kısa zaman içinde aynı bölgede 6 tane tütün imalathanesi daha şüpheli bir şekilde yanarak kül oldu. Arkadaşı durumdan çekinince başı belaya girmesin diye bölgeyi terk etti. Ama Gaskins iyi para kazanıyordu ve devam edecekti. Son işe girdiği yerde de aynısını yapmayı denedi. Patronla bu konuyu konuşmak istiyordu. Ancak patronun kızı Donald hakkında çıkan dedikoduları duymuştu. Her çalıştığı yer yanıyordu. O da Donald'la bu konuyu konuşmak istiyordu. Donald normal konuşabileceği bir adam değildi. Kız ona bu soruyu sorar sormaz eline geçirdiği çekiçle saldırmaya başladı. Çalışanlar kızı elinden zorla aldılar. Polisler çağrılarak tutuklandı ve öldürmeye teşebbüsten yargılanması başladı. Kundakçılıkla ilgili delil olmadığı için bu suçtan yargılanamadı. Mahkemenin sonunda 6 yıl ceza alarak yeniden hapishanenin yolunu tuttu. Yeni mahkumiyeti öncekinden daha zordu. Çünkü artık büyük insanlar vardı. İçeridekiler daha tehlikeli tiplerdi. 2-3 gün sonra başına ne geleceği de belli oldu. Arthur adlı sapık bir adamın hücresinde kalacaktı. PV artık sıkılmıştı. Daha fazla cinsel istismara dayanamıyordu. Güçlü gözükmek için liderlerden birisinin yaşamına son vermeliydi. Adı hapishanede korkulan birisi olarak geçmeliydi. Bunun için gözüne gardiyanların bile korktuğu güçlü bir adam Hazel Brazel'ı kestirdi. Sürekli adamın peşinde dolanıp ona yaranmaya çalışıyordu. Eğer yanına yaklaşabilirse amacını yerine getirebilirdi. Uygun anı kollamak için bir süre yalakalık yaptı. Ufak tefek bir adam olduğu için kimse ondan şüphe duymuyordu. Bir gün Hazel tuvaletteyken içeriye girip mutfaktan çaldığı bıçakla Hazel'ın yaşamına son verdi. Kapının önünde bekleyen korumasına da Hazel'ı öldürdüğünü söyledi. Çıkarıldığı mahkemede nefsi müdafaa olduğunu söyleyerek 6 yıl daha ceza aldı. Belki cezası 6 yıl daha uzadı ama hapishanede saygı gösterilen birisine dönüştü. İnsanlar onu artık itip kalkmıyordu. 1954 yılında 21 yaşındayken hapishanedeki 2 yılını geride bırakmıştı. Bu sıralarda dışarıdan onu çok mutsuz edecek bir haber geldi. Karısı boşanma davası açmıştı. İçerideyken yapabileceği bir şey yoktu. Boşanma davası sonuçlanmış, artık bekar birisi olmuştu. Deliye dönmüştü. Hayatı kararmış gibi hissediyordu.
hemen hapishaneden kaçma planlarına girişti. Ufak bir adam olduğu için çöp kovasına saklanarak çöp kamyonunun arkasında dışarıya çıkmayı da başardı. Gaskins yeniden özgürdü. Dışarıya çıkar çıkmaz bir araba çalarak doğrudan Florida'ya geçti. Eşiyle tanıştığı karnavalı arıyordu. Lake Wallace da bu karnavalı bulmayı başarsa da eski eşi artık orada değildi. Onun yerine kendisinden 3 yaş küçük bir kıza tanışınca hemen aşık oldu. Donald ikinci evliliğini yapıyordu. Bu evlilik sadece 2 hafta sürdü. Evlendikten sonra kızın ailesinin evine gittiler ve eşini bırakıp bir daha da geri dönmedi. Karnavalda çalışan başka birine aşık olmuştu. O ne derse yapmaya hazırdı. Kızın anlattığına göre abisi hapishanedeydi. Ona para götürmesi gerekiyordu. Jeskins aranan birisi olmasına rağmen Betty ile birlikte abisiyle görüşmeye gitti. Daha sonra yeni sevgilisiyle birlikte kaldıkları motele tek başına döndü. Kısa bir zaman sonra kapıyı polisler çaldı. Betty'nin hapiste olduğunu söylediği kişi abisi değil, kocasıydı. Görüşmeye gittiklerinde verdikleri sigara kartonunun içinde ustura vardı. Adam gardiyanı tehdit ederek hapishaneden kaçmış, Jeskins'in çalıntı arabasıyla uzaklaşmışlardı. Polisler aslında kapısına bu konuda konuşmak için gelmişlerdi. Ama adamın üzerinde kimliğin sahte olması ve arabasının çalıntı olması polislerin işi incelemesine sebep oldu. Sonunda adamın Güney Carolina'da hapishaneden firar etmiş bir suçlu olan Donald Henry Jeskins olduğu anlaşıldı. Donald bir mahkumun kaçmasına yardım etme suçundan ilk önce Tennessee'de 3 ay hapis yattı. Güney Carolina'ya döndükten sonra hapishaneden kaçmak ve çalıntı arabayla eyaletler arası dolaşmaktan 3 yıl daha ceza aldı. Bu cezayı FBI'ın merkezi olan Atlanta'daki hapishanede yatması gerekecekti. Yeni geldiği hapishane onun başka şeyler öğrenmesini sağladı. İçeriye girdiği sırada mafya liderlerinden Frank Costello ve korumalarıyla birlikte aynı koğuştalardı. Kısa sürede Costello'nun adamı olarak ondan önemli eğitimler aldı. Buradayken hiç suça karışmadı. 1961 yılında cezasının bitmesine yakın şartlı tahliye talebi kabul edilerek serbest bırakıldı. Yeniden doğduğu Florence'a döndü. Donald Henry Jeskins'in hayatı hapishanelerde geçiyordu. Buradayken yeniden hapishaneye girdi. 1968 yılında şartlı tahliyeyle serbest kalınca artık arkasında görgü tanığı bırakmamaya karar verdi. Görgü tanıkları sürekli hapishaneye girmesine sebep oluyordu. Bu Jeskins'in yeni yolu olacaktı. Bu yol çok kanlıydı. Çaldığı arabalarla sürekli yollarda dolaşıyor, kendisine hedef arıyordu. 1969 yılının Eylül ayında yolda otostop çekmekte olan genç güzel bir kız gördü. Arabasını alarak yolculuğa başladılar. Dışarıdan bakınca ufak tefek adam olan PV korkutucu durmuyordu. Yolculuk sırasında kıza ilişki teklif edince arabanın içindeki hava bir anda soğudu. Kız teklifi kabul etmeyince saldırıya uğradı. Issız, ormanlık bir alana götürerek defalarca saldırdıktan sonra kafasını bir çamurun içine bastırarak boğulmasına sebep oldu. Bu olay Donald'ın çok hoşuna gitmişti. Otostopçu kızı bırakıp oradan uzaklaştı. Bu kez arkasında görgü tanığı bırakmamıştı. Aynı yıl sonuna kadar 2 kişiyi daha öldürdü. Yaptığı şeyden inanılmaz zevk alıyordu. Durmayacaktı. Yollar artık güvenli değildi. Yollarda gezen seri katil Donald Jeskins kendisine yeni bir oyun bulmuştu. Kana susadığı zamanlar arabasına atlıyor ve otostopçuları avlıyordu. Bazen hemen öldürüyor, bazen de yavaş yavaş. 1974 yılına kadar 11 genç otostopçu kız daha ıssız ormanlarda cansız yatıyordu. 1974 yılında hedefi erkekler olmuştu. Aslında anlattığına göre bu istemeyerek olmuştu. Önündeki arabadaki uzun saçlı gençleri kız zannetmişti. Arkadan arabalarına yavaşça çarparak durmalarına sebep olmuş, aşağıya indiklerinde erkek olduklarını fark etmişti. Jeskins yolundan geri dönmedi, iki erkeği de etkisiz hale getirerek ormanın derinliklerine götürdü. Onlara da diğer otostopçulara yaptığını yaptı. Daha sonra anlatmasına göre cinsel organlarını ateşte kızartıp yemişti. Donald Jeskins 1970'lerin başlarında kendi ailesine ve akrabalarına da düşmandı. Çocukken yaşadığı şiddet geçmişinin sorumlusu onlardı. PV de onlardan intikam almak istiyordu. Kardeşinin 15 yaşındaki kızı Janice'i gözüne kestirmişti. Onunla birlikte olmak istese de kız dayısına yüz vermiyordu. Bir gün Janice arkadaşıyla birlikte partiden döneceklerken onları alma görevi için Donald gönüllü olmuştu. Kızları alıp eve götüreceğine ıssız bir binaya götürmeye karar verdi.
yanında getirdiği silahı onlara doğrultarak soyunmalarını istedi. Cinsel saldırıda bulunarak bir küvete koyup boğulmalarını sağladı. Sonra cansız bedenleri yanına alıp aileye ait bir çiftliğe götürüp ikisini de gömdü. Aileler kızları ortalıkta olmayınca sabah saatlerinde polise ihbarda bulundular. İlk sorgulanan isim Donald Gaskins olmuştu. Ama kızların partideki erkeklerle gittiğini söyleyip bu olaydan yırtmıştı. Polisler de kızların sevgilileriyle kaçtıklarını düşünüp dosyayı bile açmadılar. Bir ay sonra bölgenin tanınan ailesinin 13 yaşındaki kızı Peggy'yi gözüne kestirdi. Peggy'nin babası James Cattino, Güney Carolina eyaletinin parlamento temsilcilerinden birisiydi. Donald ne zaman Peggy'yi görse aklı başından gidiyordu. Bir yolunu bulup onu kaçırmalıydı. Şans eseri Peggy'yi yolda tek başına yürüdüğünü görünce arabasına binerek kızın yanına yanaştı. Tabancasını göstererek arabasına bindirdikten sonra ıssız bir yerde önce ırzına geçti, sonra yaşamına son verdi. Peggy'nin cansız bedenini de taşımakla hiç ilgilenmedi bile. Öylece bırakıp uzaklaştı. Kızın ortalıktan kaybolmuş olması bölgede ciddi araştırmalara sebep oldu. Polisler dışında askeri birlikler bile temsilcinin kızını arıyordu. 12. gün havaalanı yolu üzerinde bir ormanlık alanda cansız bedeni bulununca tüm aile yıkıldı. Olay gazetelerde ve televizyonlarda sürekli gösteriliyordu. Polisin elinde bir şüpheli de yoktu. Bölgede bazı insanları sorgulasalar da bir bilgiye ulaşamadılar. Tabii bir politikacının kızının başına böyle bir şey gelmesinin etkileri daha uzun sürecekti. Bölge halkı polisleri ve yetkilileri odak noktasına koymuştu. Polislerin acilen birisini tutuklaması gerekiyordu. 1973 yılında yardımlarına William Pierce adlı bir mahkum koştu. William dışarıda olduğu zamanlarda Sumter kasabasına uğramış ve Peggy'yi öldürmüştü. İfadesi böyleydi. Savcı ve polisler bu fırsatı kaçırmadan apar topar hayal dünyasında gezen bu adamı mahkemeye çıkarıp zaten çekmekte olduğu ömür boyu hapis cezasının üzerine bir ömür boyu hapis cezası daha verdiler. Halkı rahatlatmışlardı. Birkaç suç daha işledikten sonra Charleston'a yeni evlendiği eşi ve çocuğuyla birlikte taşındı. Donald'ın yeni mesleği yasa dışı silah ticaretiydi. Eddie Brown adlı birisiyle birlikte silah çalıp başka insanlara satıyorlardı. FBI bölgede bu eylemlerden haberdar olmuş, silahı kimlerin sattığını araştırıyordu. Gaskins yeniden hapishaneye girmemek için tek tanık olan Eddie'yi de öldürmeye karar verdi. Hem Eddie'yi hem de Eddie'nin eşini sattıkları silahlardan biriyle vurarak Janice'i defnettiği çiftliğe götürdü. Yaptığı ticaret bölge halkından birilerinin kulağına gitmiş olacak ki bir gece kimliği belirsiz birileri tarafından ailesiyle yaşadığı evi ateşe verildi. Gaskins ailesi kendilerini zor dışarıya attılar. Bu olaydan sonra Prospect kasabasına taşınmaya karar verdi. Burada da otostopçular hedefini almıştı. Canı sıkılınca yollara çıkıyor, kendisine uygun hedef arıyordu. Bir keresinde kendisi gibi araba hırsızı olan Horace Jones, PV'nin eşine göz dikmişti. Tabii bu fark edilince ormanda sığ bir mezar oldu sonu. 1975 yılı da aynı şekilde devam etti. Yollarda arabasıyla geziyor, bulduğunu ağına düşürüyordu. Minibüsü bozulan 3 kişilik bir hippie grubu görmüştü. Onları tamirhaneye götürmek için arabasına aldı. Tabii ki yolculuk bataklığaydı. Daha sonra hapishaneden tanıdığı arkadaşını getirerek minibüsü tamir edip satmak için Gaskins'in garajına götürdüler. Aracın içinde arkadaşı Walter Neely'nin de parmak izleri kalmıştı. Donald Henry Gaskins 1975 yılında kendisine çok daha fazla güveniyordu. Çok rahattı. Bazı ortamlarda kiralık katillik bile yapabileceğini söylüyordu. Onu ciddiye alanlardan birisi Susan Cheaper adlı bir kadındı. Kadın Silas Yates adında zengin bir adamla ilişki yaşamıştı. Adam bir anda kendisinden ayrılınca hediye olarak aldığı arabayı ve mücevherleri geri almıştı. Susan bu yüzden çok sinirliydi. İntikam almak istiyordu. Yeni sevgilisi John Owens'la intikamla ilgili konuşurken Gaskins'i kiralamayı düşündüler. Gaskins $1,500 karşılığında bu işi kabul etti. Ona yardım etsin diye arkadaşı Walter'ın eski eşini ayarladı. Diane, Yates'in çiftliğine gidip sanki arabası bozulmuş gibi kapıyı çaldı. Yardıma ihtiyacı olan kadına yardım edilmesi gerekiyordu. Silas Yates, kadının arabasına geldiğinde içinde onu silahla bekleyen PV vardı. Adamı karanlık ormanın içine götürüp işini bitirdi. Gaskins daha sonra Susan'a sürekli şantaj yapıp onunla ilişkiye giriyordu. Tabi şantajı yapan sadece o değildi. Kendisine yardım eden Diane, Avery Howard adında eski bir suçluyla birlikte yaşıyordu.
Adam konuyu öğrenince Gaskins'e şantaj yapma hatasında bulundu. Bildiklerini anlatmamak için 5000 dolar istedi. Gaskins deliye dönmüştü. Gece yarısı onları ormana parayı vermek için çağırdığında karşı tarafın aldığı tek şey büyük bir mezar oldu. İkisini de aynı mezara gömüp şantaj derdinden kurtulmuştu. Donald etrafında görgü tanığı ve bilgi sahibi bırakmıyordu. Yalnızca Walter Neely dışında. İlginç bir şekilde ona güveniyordu. Bir gün Dennis Bellamy ve Johnny Knight adındaki gençler Gaskins'in garajında para olduğunu öğrenmiş ve onu soymaya kalkmışlardı. Bu hırsızlık yapacakları en yanlış kişiydi. Gaskins kısa sürede hırsızların kim olduğunu öğrendi ve kafalarına birer mermi sıktı. Walter'ı yanına çağırarak ormandaki mezarlığına gömmesi için yardım istedi. Bu olayın üzerinden fazla zaman geçmeden Kim Gaskins adlı genç kızın ailesi kızlarının kayıp olduğunu polise bildirdiler. Polisler etrafta araştırma yapınca kızın birkaç kez Donald Gaskins ile görüştüğünü öğrendiler. Adamı araştırdıklarında eski bir sabıkalı olduğu ortaya çıktı. İlk sorguda kaçamak cevaplar verince şüpheleri de üzerine çekmişti. Polisler hemen evi için bir arama izni çıkardı. Evde genç kıza ait kıyafetler bulunmuştu. Bunun dışında bir şey yoktu. Ancak belki de olabilirdi. Bölge şerifliği adamı göz altında tutmanın doğru olacağını düşündü. Tam da o sırada Walter Neely üzerindeki yükü kaldıramaz olmuş, kilisede pedere yaşananları anlatmıştı. Peder onu polislere gitmeye ikna etmeyi başardı. Walter şerife mezar yerlerini tek tek gösterdi. Kazma işlemi yapıldıkça cansız bedenler çıkıyordu. Ortamda dehşet havası vardı. Polislerin manzara karşısında dilleri tutulmuştu. Ayaklarını bastıkları toprakların altından birileri çıkıyordu. Tam 8 cansız bedene ulaşıldı. Donald Gaskins mahkemeden kurtulamazdı. Ayrıca evinde yapılan detaylı araştırmada bir de silah bulundu. Balistik uzmanlarınca incelenince iki gencin yaşamına son veren silah olduğu anlaşıldı. Mezarları bulunan 8 kişilik olay için net deliller yoktu ama iki kişinin olayı netti. Bu arada Walter Neely de onunla beraber yargılanıyordu. Adam idam cezası almaktan son derece korkuyordu. Bu yüzden masummuş gibi davranıyordu. İlk olarak Donald Gaskins'in idam cezası açıklandı. Daha sonra da Walter'ın ömür boyu hapis cezası. Gaskins'in avukatı mezarlarda bulunan 8 kişinin cinayetini itiraf etmesi için müvekkilini zorluyordu. Eğer itiraf ederse idam cezasını anlaşmayla ömür boyu hapis cezasına çevirecekti. Öyle de oldu. Gaskins ikna olunca 8 cinayeti de kabul ederek idam cezasından kurtuldu. Gaskins memnun, kamuoyu ise mutsuzdu. 1977 yılında polisler hala araştırmalara devam ediyordu. Silas Yates adlı zengin adamın da Gaskins tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Ona bu işi verenlerden Susan Keeper mahkemenin kararıyla ömür boyu hapis cezası aldı. Gaskins de bir ömür boyu hapis cezası daha aldı. 1978 yılında savcı daha fazla cinayetten şüpheleniyordu. Gaskins'e yeniden idamla yargılanacağı yalanını söyleyerek onu konuşturmayı başardı. Anlattığına göre sayı savcının bildiğinden çok çok fazlaydı. Hatta sayıyı Gaskins bile hatırlamıyordu. İşaret ettiği yerler kazılınca yalan söylemediği de anlaşıldı ama bu suçlardan ceza almayacaktı. Anlaşma gereği yırtmıştı. 1982 yılında ölüm makinesi Donald Gaskins, Güney Carolina Eyalet Hapishanesi'nde de rahat durmadı. Dışarıdan birisinin kendisini kiralamasıyla zaten idam cezası almış Rudolph Tyner'ı öldürdü. Savcı bu kez onun idamdan yırtmamasını sağlamaya çalışıyordu. Davayı dikkatlice yönetip sonunda adamın idam cezası almasını sağladı. Donald Henry Gaskins artık sona gelmişti. 6 Eylül 1991 günü gece yarısı elektrikli sandalyeye bağlanarak infazı gerçekleştirildi. Donald Henry Gaskins'in hapishanedeyken bir muhabire verdiği röportajlar yıllar sonra kitaba dönüştürüldü. Bu anlattığımız videoda verilen ayrıntılarda Donald Henry'nin yine kendi ağzından çıkan cümlelerden oluşuyor. Bu kadar ayrıntıyı nereden buldunuz diye sorarsanız Donald Henry'nin kendi açıklamaları bunlar. Evet, Donald Henry ufacık bir adamdı. Çok kısa, çelimsiz bir adamdı. Ama kendisinden çok büyük insanları da öldürebiliyordu.
Güçlüydü çünkü cesaretliydi. Onun hedefi sadece öldürmekti ve bundan zevk alıyordu. Zaten kendisi de bundan zevk aldığını dile getiriyordu. Geçen bir videonun altına yazmıştınız. Videonun sonunda ne kadar insan öldürdüğünü söyleyin diye ama mesela Donald Henry'nin ne kadar insan öldürdüğünü söylemek biraz zor. Kendi ifadelerine göre 80'den fazla insan var bu listede. Tam bir rakam veremiyoruz ama 80'den fazla çok ciddi bir rakam. Bu da onu Amerika'nın en tehlikeli seri katillerinden birisi yapıyor. Sizin de konuyla ilgili yorumlarınızı videonun altında bekliyorum. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonrakine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.